Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Merkez İlçe Kongresi Belediye Kültür Sarayı'nda yapıldı. Merkez İlçe Kongresi'ne Kütahya'dan sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz da katıldı. Kütahya'dan sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz kongrede yaptığı konuşmada AK Parti iktidarı Kütahya'da şeker fabrikasını özelleştirdi. Şimdi de Uşak'taki şeker fabrikasını özelleştirmek istiyor. Bizler Uşaklı olarak bunlara izin vermeyeceğiz dedi. Yine AK Parti iktidarı Kütahya'da boru özelleştirmek için çalışmalar yapıyor diyen Kütahya'dan sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne boru özelleştirmek için yasal düzenleme gelirse kesinlikle karşı çıkacaklarını ve borun özelleştirmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Dilek Akagün Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını sert bir dille de eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, Recep Tayyip Erdoğan'a ne derse Sayın Başbakan Erdoğan onu yapıyor dedi. En başta şeker fabrikamız. Kütahya Şeker Fabrikası özelleştirildi. Şimdi sıra Uşak Şeker Fabrikası'nda. Biz Uşaklılar olarak Uşak Şeker Fabrikası'na sahip çıkmaya çalışıyoruz. Blok listeden, blok satıştan ayrılarak Uşak Şeker Fabrikası Uşaklılara verilmesini istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz Nuri Şeker ve arkadaşları Kuvayi Milliye mücadelesini verdikten sonra aynı zamanda da sanayi mücadelesi vermeye başladılar. Ve Uşak Şeker Fabrikası İlk kurulan şeker fabrikamızdır. Kuvayi Milliye ruhuyla kurulmuştur. Uşaklar bir anonim şirket kurarak burayı gerçekleştirmişlerdir. 1926 yılında biz şeker fabrikamız kurduk. 31 yılında devletleşti. Ancak şimdi şeker fabrikamız elimizden alınmaya çalışılıyor. Sizin yaşadığınız sorunları biz de yaşıyoruz Kotay'la. Pancar üreticisinin, pancar köylüsünün yok edilmesiyle. Ancak Uşak Şeker Fabrikası'nın yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Biz Uşaklılar olarak şeker fabrikamıza sahip çıkacağız. İnşallah Kütahya Şeker Fabrikası'nın da gelecekte yeniden Kütahyalılara döner diye düşünüyoruz. Madencilik Kütahya'da çok önemli bir sektör. Bunu biliyoruz. Çok da zengin kaynaklarımız var. En başta bor olmak üzere gümüş madenlerimiz var, kömür işletmelerimiz var. En son bor madenin özelleştirilmesiyle ilgili bir yasa teklifi hazırlandığını, 3 yıllık süreyle ihaleye çıkartılıp özelleştirileceğini, işlerimizin işsiz kalacağını ve bor madenin hangi ellere gideceğini bilinemediğini gördük. Bu konuda yasa teklifinin mecliste olduğunu biliyoruz. Biz bu konuda kendi kaynaklarımıza, Kütahya'nın kaynaklarına, bu ülkenin kaynaklarına sahip çıkmak adına o yasa teklifinin reddedilmesi için genel kurula geldiği zaman elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Hem kendi kaynaklarımızın, ulusal kaynaklarımızın çarçur edilmemesi, yabancılara peşkeş çekilmemesi açısından, çünkü bizim altın madenimizde şu anda Kışlada altın madenimizde Kanadalı bir şirket tarafından işletiliyor ve yıllık 9 ton altınımız bizim Kanada'ya gidiyor. Uşak'tan çıkan altınımız Kanada'ya gidiyor. Biz Kütahya'nın kaynaklarının da bu şekilde çarçur edilmesini istemiyoruz. Onun için mecliste gereken her türlü mücadeleyi yapacağımıza emin olabilirsiniz. Aynı şekilde kömür işletmelerinin özelleştirilmesinin söz konusu olduğunu arkadaşlarımız söylediler. Şimdi özelleştirme her şeyi haraç fesat satmak değildir. Bu ülkenin kaynaklarını yok etmek değildir. Ama artık AKP iktidarı o denli her şeyi satılığa çıkardı ki bütün kurumlarımız, stratejik öneme sahip kurumlarımız, stratejik öneme sahip madenlerimiz, bütün elimizdeki kaynaklar gidiyor. Neyse ben size şunu söyleyeyim. Adalet Komisyonu'ndayım ben. En son tapu kanunu değişiklik getirildi Adalet Komisyonu'nun gündemine. Artık bizim topraklarımızla yabancılara hiçbir karşılık aranmadan, köy kent ayrılmadan 60 hektare kadar topraklarımız yabancılara satılabilecek. Biz Adalet Komisyonu'nda her türlü çabayı gösterdik ve AKP'lere şunu söyledik. Arkadaşlar biz siyaseten sizlerle farklı düşüncelerde olabiliriz. Bugün sizin yöntemleriniz farklı olabilir, bizim yöntemlerimiz farklı olabilir. Ama bu ülke elimizden gittiğinde, yabancılara peşkeş çekildiğinde, topraklarımız parça parça satıldığında, İsrail'in kuruluşu gibi yeni ülkeler burada kurulmaya doğru gittiğinde, bu ülke olmadığında, bu toprakları olmadığında, o zaman hiçbirimizin siyasi düşüncesinin ne olduğuna bakmayacaklar. Bu ülkeden bizi sürgü çıkaracaklar. Bu ülkede varlığımızı tanımayacaklar. Lütfen kendinize gelin dedik. Ama anlatamadık. Çünkü onlar kendi tercihlerini, kendi düşüncelerini orada söylemiyorlar. Tayyip Erdoğan ne söylerse ya da Tayyip Erdoğan'a Obama ne söylerse onu yerine getiriyorlar. O emri yerine getiriyorlar. Yine geçtiğimiz günlerde gördünüz Oslo'da ve İmralı'da
Tayyip Erdoğan Hakan Fidan'ı görüşmeye göndermişti. İnternete ses kayıtları düşmüştü. Bu ses kayıtlarından dolayı ve KCK içindeki yapılanmadan dolayı MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı savcılık sorguya çağırdı. Ama ne oldu? Mecliste tüm direnmelerimize rağmen yargıya doğrudan müdahale edildi ve MİT kanunu çıkartıldı. Başbakan ki ihanete gönderdiği insanları koruma altına aldı. O insanlar eğer İmralı'ya ve Oslo'ya gittilerse, Abdullah Öcalan ve PKK teröristleriyle görüştülerse, bizim şehitlerimiz ölürken, çocuklarımız ölürken bu pazarlıkları yaptılarsa, bu ülkeyi ihanet ettilerse o insanlara yargılanması gerekiyor. Aynı zamanda böylesi bir ihaneti Tayyip Erdoğan da yaptıysa Tayyip Erdoğan da yargılanması gerekiyor. Bu ülke sahipsiz değil arkadaşlar. Sizler varsınız, bizler varız. Bu ülkenin gerçekten yurtseverleri var. Bu ülke bu şekilde peşkeş çekilemez. Bu ülkenin kaynakları peşkeş çekilemez. Bu ülkenin şehitleri, bu ülkenin gazileri, bu ülkenin insanları, Obama'nın denetimine, Obama'nın iki dudağın arasındaki sözlerine, talimatlarına bırakılamaz. Son dönemde de biliyorsunuz Suriye'ye müdahaleyi öngörüyorlar. Ve Türkiye'yi Suriye'ye göndermeye çalışıyorlar. Şimdi Müslüman olan ve komşu ülkemiz olan, bin yıllardır bizim komşu olduğumuz, barış içinde yaşadığımız Suriye'de bizim ne işimiz var? En son Obama'nın talimatıyla yine İran'a biz petrol konusunda yeniden bir uygulamaya başladık. Petrol alımlarını İran'dan sınırladık. Yine Amerika'nın talimatıyla. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Mehmet Akif Gün de yaptığı konuşmada AK Parti iktidarı Kütahya'da azot, şeker fabrikasını ve eti gümüşü sattı. Şimdi sırada Seyit Ömer Termik Santrali'ni ve boru satmaya hazırlandığını, artık Kütahya'nın tamamı, sivil toplum örgütleri, sendikalar, muhalefet partileri AK Parti'nin özelleştirme politikasına dur demelidir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Mehmet Akif Gün, borun ve Seyit Ömer Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı çıkmak ve engel olmak için Kütahya'da bir takım çalışmalara başladıklarını, bu çalışmalara tüm Kütahya'nın tamamı, sivil toplum örgütleri, sendikaların, muhalefet partilerinin ilin menfaati için destek vermesini istedi. Biz nasıl olsa hizmet etsek de Kütahya %65 verecek, hizmet etmesek de %60 verecek. Durum bu. Kütahya'da özelleştirme adı altında azot fabrikası çok zehir saçıyor dediler, filtre takmak gerekmiyor dediler, yaptıracağız dediler. Azot fabrikasından istihdam yaratacağız dediler, azot fabrikasını sattık. Adamlar yalnızca hurdalarıyla işletme sermayesi yaptılar. Hiç para harcamadılar. İstihdam yaratıldı mı? Hayır. Bir şey oldu mu? Hayır. Yalnızca kişiler zenginleştirildi. Peki filtre takıldı mı? Hayır, gene görüyoruz. Gene zehir saçıyor. Azot fabrikasının dumanları. Çareyi nerede buldular? Söğütleri kestiler bu sefer. Şeker fabrikası da gitti elimizden. Köylülerimizin ürettiği panşeker pancarı daha çok gelişecekti. Köylü daha çok para kazanacaktı. Fakat bir tane satılırken hiç kimse fabrikamızın emeli. Hiçbir köylümüz gidip de orada affedersiniz toplarla birlikte bu bizim fabrikamız demedi. Kütahya gene teslim etti. Şimdi şeker fabrikası 101. büyüğümüz olarak patronu şeker fabrikasındaki yalnızca dış mekandaki arsayı sattı. Yerine bir AVM açılıyor. Yalnızca şeker fabrikası sattığının 1/5 oranındaki bir parayla, yani 5 katı bir parayla orayı pazarladılar AVM olarak. Şimdi Kütahya'ya hizmet edeceğiz. Kütahya'daki esnafımız da biraz para kazanacak herhalde. Ya da dağılacak, yok olacak. Şimdi biliyorsunuz eti gümüşle sattık. Kütahya'da var her şey, satıyoruz. Eti gümüşü de sattık. Eti gümüşteki işçilerimiz ağır metal zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldılar. 95 tane işçimiz Ankara'da yattı. Ama işçiler korkuyorlar. Köylü korkuyor. Hayvanın öldüğünü bizlerden saklıyor. Bırakınız savcıyı. Bırakınız yetkilileri. Korkuyorlar. Neden? İşsizlik, hat sakladı. İş bulamamaktan korkuyorlar.
TÜİK en son olarak Kütahya'da 25 bin kişinin Kütahya'dan gittiğini söyledi. Ben söylemedim. Ben söylesem nasıl olsa muhalefet diyecekler. Ben Mehmet Akif nasıl olsa yumurtlamış bir şey diyecekler. Ama AKP milletvekili söyleyince 25 bin kişinin gittiğini söyleyince Kütahya'da olay oldu. Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Nüfus İdaresi Müdürlüğü nerede bu 25 bin kişi dediler. TÜİK'te hata var dediler. TÜİK 3-4 hafta sonra açıkladı. Hayır, bizim hatamız yok diyor. 25 bin Kütahyalı gencimiz demek ki başka illere göç etti. Hepsi de ekmek parası kazanmak için başka yerlere göç etti. Biliyorsunuz seçimlerden önce dediler ki jandarma taburu gitmeyecek. Milli Savunma Bakanlığı söz verdi. Jandarma taburu gitmeyecek dediler. Bir seçim manipülasyonu yaptılar. Biz caddelerde bağırdık, çağırdık. Jandarmayı vermeyelim diye. Hayır dediler. Jandarma gitmeyecek. Onun yerine polis okulu gelecek. Hala Evliya Çelebi Mahallesi'nde jandarmanın gittiği yerde biz polis okulu bekliyoruz. Şimdi yerine bomboş kaldı orası. Hastane çalışmaları var Kütahya'da. Hastane, büyük bir hastane kurulacak. Evet, Kütahya'nın ihtiyacı. Kütahya'da hastane nereye kurulsun? Bandızın oraya mı kurulsun, yoksa Porsiyon oraya mı kurulsun? Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi'nin 550 yataklı bomboş olan bir hastane binası var. Oraya kuralım, hayır. Peki, jandarmanın olduğu yere kuralım? Hayır. Neden? Milli Savunma Bakanı çok para istiyordu. Siz seçimlerde Milli Savunma Bakanı ayarlamıştınız. Jandarma gitmeyecek demişti. Buyurun, Milli Savunma Bakanı kendi adamınız. Neticede biraz az arsa parasını göstersin. Kuralım oraya hastaneyi. Ama öyle değil. İşin renkli öyle değil. Neden? Rant meselesi. Birilerinin Böncek veyahut da Andız yerinde arsalar var, bir de önünde Porsuk tarafında arsalar var. Hastane oraya kurulursa orada rant alanı haline getirilecek. Biz Kütahya'da eğer kurulacaksa hastane ve gerçekten ihtiyacı var Kütahya'da yeni bir hastanenin, özellikle de kanser hastanesinin bir ihtiyacı var. Gümüş kanser üretiyor, azot kanser üretiyor. Kütahya'da kanser hastaları çok fazla, ortalama olarak bütün ülkelerin daha fazla bir yapıya sahip. Evet, yapılsın. Ama mevcut olan bir yapı varsa, Dumlupınar Üniversitesi'nde 550 eşitli yatak boş varsa hemen oraya kurulsun. Birilerine rant sağlamak için hastane kurulmasın. Simav'da deprem oldu. 500 insanların sonra da günde Sayın İlçe Başkanı da burada. Bir çaba başladı bir yıldır. Utangaç utangaç birileri biz değil de şu verdik, bu verdik deyip yasa teklif ediyorlar. Orman alemlerin devlet işidir. Yasa bunlar açık. Ama yasanın arkasından önünden dolanarak birilerine menfaat sağlamak amacıyla 3 yıl süreyle işletme hakkını devretmek istiyorlar. 3 yıldan sonra da Devlet Planlama Teşkilatı'nın görüşüyle yeni bir 3 yıllar eti bor madenlerini devletleştirecekler, özelleştirecekler, birilerine peşine çekecekler. Peki, nasıl yapacaklar bunu? 2 gün önce bir Kütahya Gazetesi'nden bir tane okudum. Eti Gümüş Madeni Genel Müdürü şöyle diyor. Bor stratejik bir maden değildir. Yani bunun anlamı şudur. Ben burayı ucuza arkadaşlarıma pazarlayacağım. Veyahut da azot gibi, şeker gibi, eti gümüş gibi 101. devlet büyüğüne ben bunu pazarlayacağım diyor. Bunu anlamı budur. Ama biz Kütahya şimdiye kadar azotta, şekerde, eti gümüşte Osman Gazi Elektrik Şebekesi'nin özelleştirilmesine sesini çıkarmadı. Ama artık Kütahya mutlaka ve mutlaka sesini çıkarmak zorundadır.
Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Merkez İlçe Kongresi'ne Saadet Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Hasan Koyun ve yönetimi, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Suat Oktelen, Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki Arı da katıldı. Kongrede ilçe başkanlığına Cemal Gül tekrar seçildi.